40 sene önce öğrenciler gelirdi. Derdi ki balıkçı abi bize hamsiyi göster, bize palamutu göster, bize kalkanı göster. Öğretmenimiz bize ders verdi, derslerimizi yapacağız diye. Her balık da her mevsimde olmuyor. Çocuklara, öğrencilere gösteremediğimiz için çocuklar üzgün üzgün giderdi. Bugünkü gibi işte internete bakayım şuradan tamamına ulaşamasam da şuna şuna ulaşırım diye bir şey yoktu. Öğrenciler öyle gidince benim içime dert oluyordu. Kendi kendime dedim balıkları tuzlayayım, kurutayım, öğrencilere göstereyim. Ama satılmayan balık akar, kukar, sürür, yok olur. Biz tuzladık, kuruttuk ama başarılı olamadık. Mesela efendim solumuzda gözüken 1 ton 200 kiloluk köpek balığı. Bunu kurutmak, bunu şey etmek bilgi birikimimiz de yok. Ama yılmadık. En sonunda balıkları ölümsüzleştirdik. Bir balığı mumyalamayı başardık. İçini tertemiz alırız. Çok tuzu suyun içine yatırırız. Havuzdan çıkarılır. Her tarafı tuzla kaplanır. Bazı balık 2 ayda kalır. Bazı balık 3 ay kalır. Bazı kalın olan balıklar 2 sene kalan olur. Kurur, kemikleşir. Ondan sonra üzerine vernik süreriz. Her senede onun bakımını yaparız. Çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Öğrenciler gelip dersini yapıyor. Halkımız balık bilincine ulaşıyor. Herkes hayatında bir defa mutlaka bu müzeyi görmesi lazım. Denizlerin ne kadar önemli, balıkların ne kadar güzel olduğunu tespit etmeleri açısından.